Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Gaziantep'in Nizip bölgesinden sesleniyoruz. Ve Nizip bölgesinde değerli bir fizyoterapistle birlikteyiz. Hüseyin Bey'le birlikteyiz. Şimdi Hüseyin Bey'den değerli bilgilerini hep birlikte alacağız. Ben fizyoterapist Hüseyin Açıkbaş. 9 Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 3 senedir bu sektördeyim. Yaklaşık 1,5 senedir Gaziantep'in Nizip bölgesindeyim. Özel bir kurumda pediatrik alanda fizyoterapistlik yapıyorum. Mesai saatleri dışında ise özel hastalarla kendim birebir fizik tedavi çalışmalarını sürdürüyorum. Hem özel bir kurumda çalışıyorsunuz hem de evde tedavilerinize devam ediyorsunuz ve uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Peki bilmeyen izleyicilerimize isterseniz aktaralım. Fizyoterapi nedir? Fizik tedavi kas ve iskelet sistemini inceler. Hani kas ve iskelet sistemi üzerine biz çalışırız. Genellikle hastalık, travma, yaralanmalar ve yaşlılık sonrası oluşan fonksiyonel becerilerin azalması sonucunda bizler devreye gireriz. Mesela hasta yürüyemez veya çok fazla ağrıdan şikayet eder. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ameliyat anısıyla yanıma gelen hastalar oluyor. Yoğun bir fizik tedavi sonrası ameliyatsız bir şekilde hastaları eski günlük yaşam aktivitesine tekrardan kavuşturabiliyorum. Diyorsunuz ki ameliyatsız da bazı sorunlara çözüm bulabiliyoruz. Ameliyat olmak biliyorsunuz hepimizin korkularından başında geliyor sağlık problemleri yaşadığımızda. Birçok bizim için sıkıntılı durumlar yaratabiliyor. Hem zamanımız açısından büyük bir zaman kaybı yaşıyoruz. Hem de bıçak altına yatmayı kimse istemez. Özellikle farklı bir alternatif varsa. Hangi tedavileri gerçekleştirebiliyorsunuz? Hangi problemleri ameliyatsız bir şekilde çözebiliyorsunuz? Genellikle eklemlerden kaynaklanan problemler üstüne ben yoğunlaşıyorum. Mesela hasta geliyor, kalçamdan ameliyat olmam gerekiyor. Fizik tedaviye başlamamı doktor önerdi. Başlayalım mı diyor, başlıyoruz fizik tedaviye. Yoğun bir fizik tedavi sonrası ameliyatsız bir şekilde bu hastayı eski günlük yaşam aktivitelerine kavuşturabiliyorum. Yani o bölgedeki kasları destekleyerek, o bölgeye binen yükü azaltarak hastayı eski sağlığına kavuşturuyorum. Lumbal ve servikal disk hernisi dediğimiz boyun ve bel fıtığı hastalarını alıyorum mesela. Hani bel fıtığı şu an günümüzün hastalığı. Çok fazla hasta var bel fıtığı üstüne. Bu hastalar geliyor işte hocam ben ameliyat olacağım diye yanıma geliyor. Ve fizik tedavi sonrası ameliyatsız bir şekilde bu hastayı kurtarabiliyoruz. Fizyoterapi bu anlamda bizim hayatımızda güzel bir yeri olan bir şey aslında baktığımızda, güzel bir tedavi yöntemi. Bu tedavi yöntemiyle günlük hayatımızda çektiğimiz problemlere de yani ameliyatlık bir sorunum olmayabilir. Yaşadığım ağrılar olabilir vücudumda, eklem bölgelerimde ya da bel boyun bölgemde. Bunları da tedavi anlamında bize şans verebiliyor musunuz? Fizik tedavi zaten sadece bel boyun fıtığı veya eklem kireçlenmesi tedavileri yapan bir bölüm değildir. Fizik tedavi çok geniş bir bölümdür. Hani biz kardiyoloji alanında da çalışmalar yapıyoruz, nöroloji, pediatri. Hani şöyle hastalarımız olabiliyor, boyun ağrım var veya sinüzitim var, migrenim var. Ondan sonra merdiven inerken dizimde boşalma hissi yaşıyorum veya dizimde yolda giderken kitlenme hissi yaşıyorum. Hani böyle diyen hastalarımız da var. Bizim çalışma alanımız çok geniş. Biliyorsunuz Türkiye genelinde birçok fizyoterapist var. Peki sizin bu fizyoterapistlerden farkınız nedir? İzleyicilerimiz ve değerli Gaziantep halkı sizleri neden tercih etsinler? Nörolojik vakalar genellikle uzun sürüyor. Hani bu felçli veya sinir yaralanması olan hastalar gibi. Bunun dışında bir hasta geldiği zaman biz onu yapıp, hani fizik tedavisini yapıp uğurlamamız lazım. Günlük yaşam aktivitesine bazı şekilde kavuşturmamız lazım. Hani sağlıklı bir şekilde, ağrısız bir şekilde. Bu yüzden de kişiye özel tedavi programı hazırlıyoruz ve çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. Evet, çevremizde birçok hastayla zaten bu şekilde karşılaşabiliyoruz düzenli olarak. Çok büyük sıkıntılar olmadığı takdirde tabii ki bel ağrısı ya da eklem ağrısı çekip düzenli olarak fizyoterapiste giden insanları tabii ki de çevremizde görüyoruz ama aslında bu olması gereken bir şey değil. Çünkü fizyoterapiye çok büyük problem yaşamıyorsak eğer düzenli olarak gitmemizde bir mantıksızlık var. Çünkü burada yaptığınız çalışma tamamen bizim sorunlarımızı çözüme ulaştırmak. Bu anlamda da siz tamamen birebir kişiye özel çalıştığınız için böyle bir problemle karşılaşmıyoruz. Buradan izleyicilerimize sosyal medya hesaplarınız varsa bunları da aktarmak istiyorum. Oradan hem sizin faaliyetlerinizi daha rahat görebilsinler hem de sizinle daha rahat bir şekilde iletişim kurabilsinler diye. Sosyal medyadan düzenli olarak ben çalışmalarımı paylaşıyorum.
Instagram ve Facebook hesabımdan çalışmalarımı takip edebilirsiniz. Fizyoterapist Hüseyin Açıkbaş.